Videolarda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bu YouTube kanalında sizlerden gelen talepler doğrultusunda dijital varlıklarla ilişkileri olan projeleri doğru düzgün incelemeye çalışıyorum. Eğer sizin de bir talebiniz varsa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Ayrıca ben bu incelemeleri yaparken bazen eksik veya hatalı bilgi verebiliyorum. Tabii her şeye %100 hakim olamam. Siz bu eksikleri gördüğünüzde yine videonun altına yazarsanız ben o mesajı pinlerim. En üstte durur. Ve gelen kişiler bu mesajdan da yararlanabilirler diyorum ve hemen videonun konusu olan SC'ye geliyorum. Sia Coin. Doğru okunuşu Sia Coin'miş. Ben bu videoda Sia diye okuyacağım. Umarım kulağınızı tırmalamaz. Hemen yan sekmede açıyoruz projeyi. Her projede yaptığımız gibi sirkülasyon kaynağına bakıyoruz hemen. 47 milyar sirkülasyon kaynağı görünüyor ve toplam kaynakta soru işareti var. Normalde CoinGecko soru işareti yerine sonsuz koyuyor bu tip projelerde. Sonsuz işaretini koyuyor ama buraya soru işareti koymuş. Çok mühim değil. Bu toplam kaynağın belirsiz olduğunu gösteriyor. Bir ekip var, yönetim ekibi. Toplam kaynakta bu yönetim ekibinin kararları etki ettiği için CoinGecko bir onay vermemiş. Buraya soru işaretini yapıştırmış, geçmiş. Tabii biz bu durumu sorgulayacağız. Toplam kaynağımız ne? Sirkülasyon kaynağımız doğru mu? Yıllık enflasyonumuz ne? Bunlara bakalım. Explorers'a geldiğimde sorgulamak için Explorers'a gireceğim. Gördüğünüz gibi Explorers'ta Sia Stats, Sia ve TokenView var. Bu durum bize şunu gösteriyor. Sia Coin kendine ait bir blockchain'e sahip bir coin. Yani Ethereum üzerinde, Tron üzerinde, EOS'un üzerinde değil. Explorers'ını tıklıyorum. Açıyorum. Bu sırada şunu da söyleyeyim. Bu TokenView bazen böyle açılmamazlık yapabiliyor, birazcık ağır olabiliyor. Sia Coin aynı zamanda TokenView'a girmiş. Daha önceki videolarda da söyledim. TokenView'a girmiş olan projeler genelde belli bir güvenilirlik seviyesinin üstünde olan projeler. Çünkü TokenView'ın bir projeyi kendi bünyesine dahil edebilmesi için o projenin Explorer'ın doğru veriyi çıkartabiliyor olması lazım ki TokenView bu veriyi alıp kendi sitesine işleyebilsin. Bu şu demek oluyor. Sia Coin belli bir güvenilirlik seviyesinin üstünde. Daha burada bile onu görebiliyoruz. Şimdi Explorer'a geliyoruz. Amacımız neydi? Toplam kaynağı ve sirkülasyon kaynağını sorgulamak. Sia Coin'in burada yukarıda charts'a geliyorum, TokenView'dan. Burada bir sürü grafik var. Projeyle özellikle ilgileniyorsanız bu grafikleri incelemenizi tavsiye ederim. Biz en kritik olan Mining Outpost grafiğine giriyoruz. Ve bu grafiği tüm zamanlara getiriyoruz. Ve bizim mining'den çıkan SC miktarını görüyoruz burada. Gördüğünüz gibi mining'den çıkan miktar azalarak devam ediyor. Yani toplam kaynak artmaya devam ediyor ama toplam kaynağı artma hızı azalıyor. Bu Bitcoin'deki mantıkla aynı. Toplam kaynağın artma hızı azaldığı için değeri de coin'in paralel olarak bu konuyla paralel olarak sürekli olarak artışta olması gerekiyor. Mantığı bu. Fakat Bitcoin'de toplam kaynak bir yerde duracak, sabit. O yüzden değerin sürekli artması kesin. Fakat burada bir yönetim mekanizması olduğu için toplam kaynak sürekli bir noktada duracak diye bir şey yok. Sürekli artabilir, bir noktada durabilir ve artış hızı artabilir. Tekrar bu grafiğin şekli şemali değişebilir. Böyle bir durum var. Bunu kapatıyorum. Toplam kaynak ve sirkülasyon kaynağı ile ilgili Sia Coin'in kendi Explorer'ında da bir veri var. Şurada Macro Economics diye bir buton var. Buraya bastığınız zaman görebiliyoruz. Şu anki kaynak 47 milyar diyor. Burada da zaten 47 milyar var. Yani toplam sirkülasyon kaynağının doğru olduğunu buradan görebiliyoruz. Yıllık enflasyona bakın. Burada kendileri yazmışlar. 9,88, bizim hesap yapmamıza gerek kalmamış. 1,34 milyon da şu ana kadar yanmış, yakılmış coin bunlar. Burada da o grafik var. Az önce bizim baktığımız grafiği onlar buraya da koymuşlar. Biz şu yeşil çizgiyi gördük. Burada bir de turuncu çizgi var bakın. Bu turuncu çizgi bu projenin şu anki içinde bulunduğu durum ve önümüzdeki yıllarda gideceği yönle alakalı bize önemli bir ışık tutuyor. Bunun ne olduğunu şimdi söyleyeceğim. Onu söylemeden önce az aşağı geleceğim. Bakın yıllık enflasyon değerlerini kendileri koymuşlar buraya. Hem de bu Blockchain Explorer üzerine, yani elle manuel konmamış hepsi. Hepsi sağlam veriler bunların. Aşağıda da bir iki tane grafik var. Biz sadece buna bakacağız. 2016'da yıllık enflasyon %148'miş. Yani toplam kaynak iki katından daha fazla artmış. 2017'de %45. 2018'de 21. Bu şekilde azalarak devam ederken 2020'de 4,64'e kadar düşmüş. Fakat 2021'de 9,88'e çıkmış ve sonra düşerek yine devam ediyor. Bu durum şunu bize gösteriyor. Madencilik zorluğu sürekli artıyor. Madencilik zorluğu sürekli arttıkça çıkan SC coin miktarı, günlük SC coin miktarı azalıyor.
Toplam kaynağın artış hızı yavaşlıyor. Yıllık enflasyon her yıl azalıyor. Bu proje için çok ciddi olumlu gelişme. Fakat şurada bir sıçrama olmuş. Bu işte yönetimin kararıyla olan bir sıçrama ve o sıçrama da şuradaki turuncu çizgiyi de teşkil ediyor. Bunu bu noktaya gelmişken söyleyeyim. Aslında şu anda söylemesem olurdu. Toplam kaynağı hala sorguluyoruz. Siyah Coin o kadar güzel bir ekip tarafından başlatılmış ve o kadar istikrarlı götürülmüş ki belli bir noktaya kadar proje çok sağlıklı bir şekilde gelmiş. Fakat Siyah Coin'in bağlı olduğu bir yapı var. Yani bu yapı böyle şirketler bütünü gibi düşünebilirsiniz. Bir organizasyon var ve Siyah Coin'i tasarlayan kişiler genelde ellerindeki SC'yi satarak para kazanmamışlar. Yani projeye SC satıp satıp oradan gelen parayla yatırım alıp bu işleri yapmamışlar. Yatırım aldıkları başka kaynaklar var. O yüzden şimdiye kadar Siyah Coin'e pek ihtiyaçları olmamış. Fakat yatırım aldıkları o kaynaklarda bazı problemler oluşmuş 2020 ve 2021'de ve Siyah Coin artık kendi başına yoluna devam etmeye karar verdiği için ana ekip elindeki Siyah Coin miktarını birazcık arttırmaya karar vermiş ki projeyi sağlıklı olarak sürdürmeye devam edebilsin. O karar da bu noktada verilmiş. Zaten fiyatın da arttığı bu 2021'in başlarında 2021 enflasyonu biraz arttırmışlar. Arttırdıktan sonra yine tekrar düşürmeye devam edecekler. Ha, %9,88 bile çok yüksek bir enflasyon değil. Dediğim gibi Ethereum'un bile %10'u gördüğü yıllar oluyor. O yüzden çok büyük bir problem değil ki ekibi az sonra göstereceğim. Bu ekibin zaten böyle bir şeye ihtiyacı var ki sürdürebilsin. Şimdi bunları kapatalım. Şunu da kapatalım. Bu açık dursun, bazen zor açılıyor çünkü. Explorer'a geldiğim zaman zaten onlara bakacağım tekrar. Şimdi, sirkülasyon kaynağında 47 milyar verisi doğru. Toplam kaynağımız sabit değil, evet sürekli artıyor. Bir şey daha var, onu da göstereyim. Onu atlamayalım. Şurada block rewards diye bir şey var. Evet, bu konuyla alakalı. Evet. Block rewards da biz blockchain'in madenciliğini yaptığımız zaman aslında makinemiz blok üretiyor. Verileri işliyor ve blok üretiyor. Bir blok ürettiğimiz zaman da karşılığında coin olarak ödül alıyoruz. Bu diğer blockchain'lerin de işleme mantığı böyle. Siyah Coin'de 2016'da bir blok ürettiğiniz zaman işte bakın 2015'te 300 bin Siyah geliyormuş. 2016'da işte 250-300 bin arası, 2018'de 150 bin civarı, 2020'de 50 bin civarı, 2021'de bunu sabit yapmışlar. Bir blok üretilince 30 bin SC çıkıyor. Bundan sonra da sabit kalacak diye future predicted demiş, yani öngörülen. Bu değişebilir. Yani hala %100 karar verilmemiş, toplantılar devam ediyor. Ama biz bunun en sağlıklı böyle olacağını düşündük diye şu anda burada haber veriyorlar. Bu da aslında önemli bir veri. Bu da şu demek oluyor. Toplam kaynağın artış hızı azalarak devam ediyor ama belli bir noktaya kadar azaldıktan sonra sabit devam edecek. Yani Bitcoin'de sıfırlanacak belli bir noktadan sonra, artık yeni Bitcoin üretilemeyecek. Ama burada da belli bir noktadan sonra sabit devam edecek. Belki Bitcoin bile bu mantığa dönebilir ileride. Çünkü sıfırlandığı zaman sistemde problemler yaşanabilir. Bu kaynak konusunda aşırı konuştum. Şimdi o kaynak şu Tokenweave'ı kapatmadan önce en son şuraya da bakalım. Rich List diye bir buton. Burada hangi cüzdan adresinde ne kadar SC var onu gösteriyor. Kendi Explorer'larında olmadığı için Tokenweave'ı kapatmadan önce buradan göstermek istedim. Bakın en yüksek olan cüzdanda 1,67 görünüyor. Sonra 1,17, 1,17, 1,16 falan gidiyor. Bu inanılmaz iyi bir dağılım. Yani proje neredeyse token dağılımı olarak tam merkeziyetsizliğe aday. Yani bu cüzdanlardan 5-10 tanesi 1-2 kişinin olabilir, ana ekibin falan olabilir. O bile %10'lar, %20'ler yapar yani. Çok büyük bir problem değil. Token dağılımı çok iyi. Yani aldığınız zaman bunu tam merkeziyetsiz olarak düşünebileceğiniz projelerden birisi. Bunları söyleyip hemen grafiğe bakalım. Aşırı uzattım orada zaten. Grafiğimiz 2015'te başlıyor. CoinGecko 2015'te girmişler. Çok eski. Çok eski olan bazı projeler var 2015'te başlayan falan. Onlar bile CoinGecko 2017 falan giriyorlar. Bunlar 2015'te girmişler. Ve 2021'e kadar hala burada devam ediyorlar. 2018 boğasında zaten sıçramayı görebiliyoruz. Sonra buraya bir yıla getiriyorum. Son boğada 0,003'ten 0,02'ye gelmişler. Hatta şurada 0,002 bile var. Yani özet olarak yaklaşık 10x vurmuş bir proje şu anda son boğada. 10x vurmuşken almak, yani ben de önceki videolarda da söylüyorum. Düşünün şimdi, siz bu projenin sahibisiniz ve son 1-2 yıldır buralarda seyrediyor. Buralarda seyrederken elinizdeki SC'leri satar mısınız? Toplamaya devam mı edersiniz? Buraya çıktığı zaman satar mısınız? Toplamaya devam mı edersiniz? Yani önceden elinde bulunduran adamlar zaten burada satıyorlar. O yüzden biz buradan satın aldığımız zaman aslında onları kâr ettirmiş oluyoruz. Daha da artmasını bekliyoruz.
Yani 10x vurduğu zaman alıp almamayı çok ciddi düşünmeniz, çok iyi karar vermeniz lazım. Proje hakkında her yerden araştırma yapmanız gerekiyor. O yüzden tabii yatırım tavsiyesi değil bunlar, çok dikkatli olun. Ama grafikte konsolidasyon tamamlanmış. 2015'ten beri piyasada her türlü olayı yaşamış. Konsolidasyon tam. Zaten az önce cüzdanlara baktık. Çok iyi bir dağılım var. Oralarda risk yok yani. Ethereum gibi bir dağılımı var neredeyse. Çok iyi. Borsalara geliyorum. Borsalarda en az 100 borsada olduğu zaman en güvenilir hale geliyordu. Daha az borsada olduğu zaman fiyat daha rahat hareket ettirilebilir hale geliyordu. Burada gördüğünüz gibi yaklaşık 50 borsada var. 39 tanesi de yeşil. 39-38 tanesi yeşil. 2015'ten beri var olan bir proje için yani bu 30-40 tane aslında az bir rakam. Bu konulara çok fazla girmemişler benim anladığım kadarıyla. Nasıl olsa Binance'te varız diye düşünüp diğer borsalar için çok fazla kasmamış olabilirler. Ha, ben diyorum ki 100 borsada olduğu zaman daha güvenilir. Ama ben de mesela bizim proje için borsalarla çok fazla iletişim halindeyim. Sürekli toplantılar oluyor, teklifler geliyor, bir şeyler oluyor. Yani borsalar gerçekten bir projenin en çok kanını emen şeyler, merkezi borsalar özellikle. O yüzden bunlarla ilgilenmemiş olabilirler. Ana ekibi az sonra gösterdiğim zaman göreceksiniz. Belki bu tip işlere bulaşmamış bile olabilirler. Sadece projeye yönlenmiş olabilirler. Borsalar kısmında büyük bir risk yok. Grafik kısmında büyük bir risk yok. Toplam kaynağın sürekli artış halinde olduğunu kesinlikle unutmuyoruz. Bu yıl %10, ondan sonra da %8, hatta sonra da daha azalarak gidiyor ama ana ekibin kararlarıyla değişebilecek bir enflasyona sahip. Bunları söyledikten sonra şurada tags var. Storage diyor. Genelde diğerlerinde tagslerde işte blockchain yazar, şu yazar, bu yazar. Burada çok dikkat edilmesi gereken bir konu var. Siyah coin diğer blockchainlerden ciddi bir farka sahip. Mesela Ethereum, Binance'in kendi smart chain'i, işte Stellar, EOS, Tron, Ava, Ava'nın da birazcık konsepti farklı, IOTA. Bu tip blockchain'lerde mevzu şöyle dönüyor. Bu adamlar ekip blockchain'i yapıyor ve diyorlar ki bizim blockchain'imiz üzerinde siz yazılım yazabilirsiniz, proje geliştirebilirsiniz, gerçek hayatla bağlantılı veya bağlantısız birçok iş yapabilirsiniz diyorlar. Ama bu işleri kendileri yapmıyorlar. Kendileri blockchain'i yapıyorlar. Sürekli toplam kaynağı artan, belli bir mantığı olan, belli üzerinde yazılım yazılabilen bir platform oluşturuyorlar. Siyah da aslında kendine ait bir blockchain'i olduğu için aslında bunu oluşturup proje yapım işini başkalarına vermesi lazım. Fakat Siyah'ın farklı yanı şu. Hem kendine ait bir blockchain'i var hem de bu blockchain'in kendine ait bir projesi var. Projede storage. Storage depolama yani. Depolama dediğimizde dijital depolama yani hard disklerin içerisindeki dosyaların depolanması. Bununla ilgili bir projeleri var ve bu blockchain'in tamamı bu iş için yapılmış. Bambaşka bir konsept bu. Standart blockchain'ler gibi değil. Bunu söyledikten sonra hemen source code'a geliyorum yukarıda. GitLab. Normalde biliyorsunuz diğer projeler hep GitHub'da paylaşıyorlar dosyalarını. Bunlar GitLab'de paylaşmışlar. Ben buradaki dosyalara falan baktım, paylaşımlara baktım. Her şey normal. Tasarım devam ediyor. Zaten hali hazırda işleyen bir sistemleri var. Her şeyleri tıkır tıkır çalıştığı için. Burada sadece ufak dokunuşlar var ve her şey açık kaynak kodlu. Girip bakabilirsiniz. Burada Nebulous diye bir şeyin altında paylaşılmış bu. Bu size az önce söylediğim Siyah Coin'in ezelden beridir destek aldığı organizasyon bu. Şu anda bu Nebulous'ta problem var. Birazcık. O yüzden kendi başlarının çaresine bakmaya doğru gidiyor ana ekip. Community'de Twitter'a geliyorum. Diğerlerine bakmayacağım. Diğerleri önemsiz demek değil tabii ama Twitter en önemlisi maalesef. 123K takipçi var. 123K takipçi böyle bir proje için, 82. sırada olan bir proje için uygun bir rakam. Ne az ne çok. Aşağı doğru geldiğiniz zaman projeyle ilgili sürekli toplantılar, gelişmeler hepsi paylaşılıyor. Aktif hatta işte online meetingler falan bile var. Siz bile katılabiliyorsunuz. Bu tip paylaşımlar var. Projeyle ilgileniyorsanız bunu kesinlikle takip edin. Ayrıca geçmişteki bütün paylaşımlarından, günümüze kadarki bütün paylaşımlarından mutlaka bakın. Geçtim. Explorers'a geldim. TokenView'a tıklamayacağım. Zaten orada bakacaklarımıza baktık. Kendi Explorer'larına giriyorum. Şimdi bu Explorer çok güzel bir Explorer. Şimdi normalde bizim diğer mantıktaki, ana mantıktaki blockchain'lerin Explorer'ında böyle temel bir mantık var. Mesela Ethereum'un Explorer'ında tokenları gördüğünüz bir yer var. İşte toplam kaynağı gördüğünüz yer var. Cüzdan adreslerini gördüğünüz yer var. Bu bambaşka. Bunun bambaşka olmasının sebebi az önce söylediğim gibi kendilerine ait bir proje var. O proje önemli bunlar için. O standart blockchain tarayıcıları gibi bir tarayıcı yapmak durumunda değiller. Burada temel veriler yazıyor. Burada da işte son blokların numaraları ve hangi madenci firma bunu üretmiş. Onlar yazıyor süreleriyle birlikte. Burada da genel veriler var. Az önce söylediğim gibi hard diskte depolama ile ilgili bir çözüm sunan bir proje bu. Burada da toplam şu anda kullanılan hard disk alanı. Şu anki kullanılan 604 terabyte. Toplam kapasite
İşte gidiş geliş network kapasitesi 2490 terabayt yazıyor ve şu anda 394 tane de host var. Yani makine var ki bu hard disk alanlarını paylaşan. Burada işte söylediğim gibi veriler var. Bunlara bakabilirsiniz. Ben sadece kritik olanlara gireceğim. Söylediğim gibi şahane bir Explorer bu. Bu projenin 2015'ten bu yana yatmadığını, 2015'ten bu yana kadar ufak ufak işte işleye ortaya çok güzel bir şey çıkarttığını gösteriyor. Buradaki butonların hepsi inanılmaz değerli. Çok basit. Şimdi ben burada en kritiklerine giriyorum. Network'te az önce makro ekonomikse baktık. Burada biz toplam kaynağı artışı falan görebiliyorduk. Burada bir de önemli olan şu var. Transferler ve ücret. Buraya geldiğiniz zaman şurada günlük 9471 tane transfer olmuş, transaction olmuş. 30 günün ortalaması yazıyor burada. Böyle bir proje için günde 10 bin transfer zaten normal. 100 bine çıkar. Hadi diyelim ki aşırı kullanılmaya başlandı dünya çapında. 100 bine çıkar, 150 bine çıkar. Onu da kaldırır. Bir problemi yok. Toplam transaction şimdiki zamana kadar bu önemli değil. Burada da bizim komisyonumuz var. Düşünün transfer yapacaksınız. İşte veya bu network üzerinde bir işlem yapacaksınız. Ödeyeceğiniz bu komisyon. Komisyon da hemen hesaplayalım onu. 0,00082 SC ödüyormuşuz. Bir transfere bir tane SC'miz de şu anda çarpalım 0,0238. Bu kadar dolar ödüyoruz. Çarptım hadi 7,5'la. Bu kadar TL ödüyoruz. 0,005 TL ödüyoruz. Hiçbir şey. Bu ödenebilir. Fiyat işte 0,005 TL dedim. 1000 kat atsa 5 TL oluyor bir transfer. Yani 1000x vurduktan sonra bu zaten o 5 TL olsa da problem değil. Yani burada transfer ücretimizde ve hızımızda herhangi bir problem yok. Tıkır tıkır akar. Risk yok mu transfer ücreti ve hızda projede? Buraya geliyorum şimdi burada. Host Monitor var. Buna bakalım. Host Monitor dediğimiz şey bu hard disklerinin parçalarını paylaşan hostların, makinelerin. Bakın host adresleri, portları, kimisinin IPC ile portu yazıyor burada. Ne kadar paylaşım yaptığı ve aylık ne kadar fiyat biçtiği veya kazandığı. Aşağı doğru geldiğiniz zaman da bunu harita üzerinde görebiliyorsunuz noktaları. Yaklaşabiliyorsunuz. Hatta böyle bakın böyle yaklaşabiliyorsunuz. Türkiye'de bir tane görmüştüm ama şimdi göremedim. Neyse aşağıdaki grafiklere de isterseniz bakabilirsiniz. Mevzu bu. Burası kritikti. O yüzden burayı gösterdim. Şimdi tekrar aşağıya geliyorum. Host centralization, mining matrix, mining pool. Bunlara da bakmıyoruz. Burada şunlara da bakmayalım. Şuna bakalım burada. Şuna. Şimdi burada SIA 101 infografik diye bir şey var. Burada SIA'nın tam olarak nasıl çalıştığını gösteren bir şema var, örnek şema. Solda Bob var, sağda Alice var. Bob dosyasını buluta göndermek istiyor. Alice'in de hard diskinde boş yer var. Alice paylaşıyor bunu. Bob da dosyalarını gönderiyor. 473 SC ödüyor, yani yaklaşık 11 dolar ödüyor. Terabayt başına bir aylık tabii bu. Çok daha düşük olursa fiyat daha da düşük oluyor. Blockchain üzerinde de bu bir blockchain blokun üzerine yazılıyor. Ve blockchain üzerindeki 4 tane blok gördüğünüz gibi file contract olmuş. Buna bir contract deniyor. Aralarında bir sözleşme imzalamış oluyorlar bunlar. Burada detaylı olarak konu yazıyor. Şöyle bir örnek vereyim. Burada söylenmesi gereken kritik örnek şu. Bu Bob dosyasını yolladığı zaman direkt Alice'in makinesindeki hard diske geçmiyor dosyalar tek parça halinde. Dosya yola çıkar çıkmaz en az 30 tane hosta gidecek şekilde parçalara ayrılıyor ve her parça şifreleniyor. Bu sayede 30 tane 40 tane host aynı anda offline olsa bile sizin dosyanızın başına bir şey gelmiyor ve şifreli oldukları için hiç kimse bunları ele geçiremiyorlar. Burada bunun detaylı anlatımı var. Girip bakabilirsiniz. Dediğim gibi yeri şurası SIA 101 infografik diye geçiyor. Burada bir de notes var. Buna bakalım mı? Ben buna bakmaya gerek yok. Söylediğim gibi şimdi burada mining matrix de var. Host map olayı da var. Projede iki tane mevzu var. Birincisi hard diskinizin alanı paylaşabiliyorsunuz. İkincisi normal blockchain madenciliği gibi madenciliğini de yapabiliyorsunuz. İki kriter var. Buradaki diğer butonları tıklamayacağım. Her birinde projeyle ilgili çok detaylı veri var. Nedense bir tıklayamadım. Hepsinde çok detaylı veri var. Burada az önce göstereceğim şey şuradaydı. Evet. Yaklaşalım. Şurada bakın Türkiye'de. Yaklaştım iyice. Bakın IP adresi de yazıyor. 85.97.88.11. Ben bunları burada anlatıyorum ama bizden önce birileri zaten bu sisteme entegre bile olmuş. 1498 GB hard diskinin alan paylaşmış. 221 GB'ı da şu an kullanım halinde. Yani burada
Şurada gördüğünüz gibi butonların hepsine tek tek tıklayıp bu projeyle ilgili bütün verileri dıdısının dıdısına kadar ben diğer projelerde sorgularken bazılarını arayıp bulamıyorum bile. Burada hepsi karşımızda enflasyonuna kadar koymuşlar. Çok güzel bir explorer'ları var. Kapatıyorum. Web sitesine geliyorum. Web sitesini açar açmaz zaten burada projenin ne olduğu yazıyor. Diyor ki merkezsiz storage diyor. Burada Download Now var. Bunun kendi uygulaması. Kullanabileceğiniz bir uygulama. Ben burada Download Now'a bastım. İndirdim. Şu anda masa üstünde. Bunu da göstereceğim size. Şunu indirelim aşağıya. Bunu da göstereceğim size şimdi. Aşağıya geldiğim zaman az önce gördüğümüz haritanın bir ön görüsü var burada. Burada istatistiklerimiz var. Burada aşağı doğru gittiğiniz zaman iyiyiz, güzeliz, hoşuz. Her projede olduğu gibi veriler var. En aşağı geldiğim zaman şunlar zaten dokümantasyondaki yerlere gönderdiği için tıklamayacağım. En aşağıda şurada bizi ilgilendiren bütün linkler burada. About'a geliyorum ilk olarak. About'ta ne var? Vizyonu yazmışlar, altında team var. About'a tıklamamın sebebi tabii ki team. Team'i takip etmemiz gerekiyor. Team'de isim soy isim gördüğünüz gibi Twitter'lar, bazılarının LinkedIn linkleri var. Ve böyle fotoğraflar yapmışlar. Art yani sanat fotoğraflar yapmışlar buraya. En aşağı kadar geldiğiniz zaman bütün isimleri görebiliyorsunuz. Eğer projeyle ilgileniyorsanız, elinizde bir SC tutmayı düşünüyorsanız bu adamların hepsini takibe almanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Fakat buraya gelmişken ben size şunu da göstermek istiyorum. Siyah Coin Team diyorum. Daha önce de arattım zaten. Fotoğraflarına geliyorum. Bu üç vatandaş bu işin ana vatandaşları. Bir kişi daha var, onu da göstereceğim. Ana vatandaşları işte yazılım mühendisi, bilgisayar mühendisi gibi insanlar bunlar. Hatta bir tanesi şuydu sanırım. Üniversiteyi bile terk etmiş Siyah projesi için. Dondurmuş çıkmış. Üniversiteyle işi kalmamış. 4 yıldır, 5 yıldır üniversiteye bile gitmiyor. Bu üçü bu projeyi geliştiren kişiler. Bu üçünün şu anda birazcık yatırıma ihtiyacı olduğu için ana bağlı oldukları organizasyondan biraz koptukları için Siyah elde etmeleri gerekiyor. Ama dediğim gibi 5 yıldır, 6 yıldır bu projeyi geliştirip çok güzel bir yere getirmişler. Ciddi bir iş bu. Bunun dışında da şurada bir fotoğraf var. Bir toplantıdan çıktıkları fotoğraf. Gördüğünüz gibi işte burada başka ülkeden bir vatandaş, burada başka ülkeden bir vatandaş. Onlarla da toplantı yapmışlar. Bunlar da zaten biliyorsunuz yani hem Hintlilerin arasından çok iyi yazılımcılar çıkıyor. Hatta Hintli kadın çok iyi yazılımcılar da var. İyi bir toplantı olmuştur diye düşünüyorum inşallah. Bu adamların kafalarının açık olduğunu gösteriyor bu durum. Şu arkadaş da zaten kurucu CEO. Asıl işin başındaki adam da bu. Kapatalım bunları. Dediğim gibi bu adamları takip etmek gerekiyor. Team'i kapattım. Aşağı geldim. Teknoloji. Teknolojiniz tıkladığınız zaman zaten az önce bahsettiğim gibi diyor ki dosyalarınızı gönderiyorsunuz. Siz gönderirken bölünerek gidiyorlar. Bölünerek gittikten sonra şifreleniyorlar. Bunu tane tane anlatmışlar burada. Smart kontratlar aracılığıyla siz diğer paylaşan yani hard diskini paylaşan kişilerin hard disklerine dağılıyorlar diye yazıyor. Ve eğer siz dosyayı yolluyorsanız kiracı oluyorsunuz, kira ödüyorsunuz. Eğer siz hard diskinizi paylaşıyorsanız da kira ödeyenden SC kazanmış oluyorsunuz. Sistem bu şekilde çalışıyor ve kontratlar belirli periyotlarda kendini yeniliyor. Bu kompleks bir konu. Çok önemli değil. Sistemi kullanıp deneyebilirsiniz. Zaten ben uygulamadan şimdi arayüzünü size göstereceğim. Orayı da kapattım. Learn'e tıkladığınız zaman zaten Siyah'ın dokümantasyonuna giriyorsunuz. Şimdi şuradakilere de tıkladığınız zaman bir şekilde oraya geldiğiniz için tıklamamıştım. Dokümantasyon 10 numara. Yani Siyah'ı öğrenmek istiyorsanız, içinde bulunmak istiyorsanız, hard disk paylaşmak istiyorsanız, madenciliğini yapmak istiyorsanız. Yani bakın öyle bir proje ki bir evinizdeki hard diski paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda madenciliğini yapabilirsiniz. Aynı zamanda da satın alabilirsiniz. Yaptığınız 3 kriterle, 3 işle elinizdeki SC miktarını artırarak projenin önemli bir parçası olabilirsiniz. Ve toplam kaynağı da sıkıştırmak için çalışmada bulunmuş oluyorsunuz. Buradan bir kazanç sağlanabilir. Şirkete bile dönüşebilirsiniz bu sayede. Ama tabii Türkiye'de bunları yapmak elektrik parasından dolayı çok mümkün olmayabilir. O yüzden denemeniz lazım hepsini. Ben denemedim. Burada dokümantasyonda her şey A'dan Z'ye 10 numara yazılmış. Eğer projeyi merak ediyorsanız en üstten başlayıp çevirip Türkçe'ye veya İngilizce okuyorsanız İngilizce en aşağı kadar her şeyi okumanızı tavsiye ederim. Kapattım orayı da. Kariyerse basıyorum. Şu anda kariyerde iş ilanları yok. Bu da o Nebulas denilen ana organizasyondaki problemden kaynaklanıyor. Newsroom'da yenilikler sürekli paylaşılmış. Buradaki girip yeniliklere bakabilirsiniz ama Twitter'ını takip ederseniz zaten onlar orada paylaşılıyor. Problem yok. Assets diye bir buton var. Zamanında bu blockchain üzerinde token da yapılsın diye düşünmüşler muhtemelen ama sanırım o konu ilerlememiş. Şu anda açılmıyor burası. Roadmap'te çok güzel bir arayüz var. Bu roadmap'i tıkladım. Ben hani en sevdiğim roadmap tipi bu. Bu projenin şu konusuna ben hayran kaldım. Bakın 2015'te fikirle başlıyorlar.
Fikirle başladıklarında 3 tane 4 tane adam var ve bunlar yazılımcılar. Ellerinde avuçlarındaki para az çok belli zaten. Ama bu fikri gerçekleştirmek için 2015'ten 2021'e kadar istikrarlı bir şekilde değer, bakın burada 0.000000. Ben buralardayken bu projeden haberim vardı. Daha ortada hiçbir şey yoktu. Gittim 100 bin 200 bin tane aldım. Vardı bende. Şifresini unuttum ben. Şimdi fiyat buralara geldiği zaman gittim. Yobit diye bir borsa var. Orası da tam tuzak yeri yani. Oradan almıştım. Oranın şifresini de unuttum. O tuzak yeri olduğu için oradan kopmuştum bir ara. Her şeyimi silmiştim. Şifrem yok. Yani 100-200 bin tane vardı bende. Şu anda o 1000-2000 dolar falan yapıyor. O gitti yani. Onu elde edemedim. Söyleyeceğim şey şu. Adamlar bu zamanlardan bu zamana kadar tek bir fikir üzerinde yoğunlaşıp gerekli her şeyi ufak adımlarla yapa 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 projeyi çok güzel bir yere getiriyorlar. Çalışır yere getiriyorlar. Ve burada hala roadmap'leri var. Bu roadmap de çok güzel. Buraya long term yazmışlar, medium term. İşte uzun vadeli, orta vadeli, kısa vadeli hedefler yazılmış buraya. Ben hani normalde roadmap'lerde şu tarihte bunu yapacağız, bu tarihte bunu yapacağızları çok gerçekçi bulmuyorum. Araya bir sürü dinamik giriyor. Sonra verdiğiniz sözü tutamamışsınız gibi oluyor. Böyle yaptığınız zaman hem ne iş yapacağınızı biliyorsunuz. Sabah kalktığınızda açıyorsunuz. Bunlardan hangisi şu anda yapılabilir? Öne açık, kolaysa oturup onu yapıyorsunuz. Veya bir toplantı yapılacaksa gidiyorsunuz onu yapıyorsunuz. Getirip tikinizi atıyorsunuz. Long term veya medium term bir iki tane bir şeyi kapatmış olabiliyorsunuz. Bence bu çok güzel. O yüzden bu roadmap'i de göstermek istedim. White paper'ını tıklamayacağım. Bir de şurada wiki'leri var. Wiki'ye tıklayalım. Wiki'de de bu projeyle ilgili aklınıza gelen her türlü soru işaretini çözebileceğiniz linkler mevcut. Bir linkler topluluğu yapmışlar. Bu linklerden bir tanesi kendi dokümantasyonuna gidiyor, atıyorum. Bir tanesi de başka bir sitede yazılan bir blog yazısına gidiyor falan. Ve siz kafanızdaki soru işaretlerini çözebiliyorsunuz. Ve burada başka bakacağım bir şey yok. Community'de zaten Twitter'a baktık. Diğer linkleri tıklamayacağım ve siteyi kapatıyorum. Siyayı kapatacağız. Son bilgileri vererek, yorumları vererek. Şimdi birincisi risk konusuna bakalım. Riskte toplam kaynağımız sabit değil. Sürekli artıyor ve yıllık bir enflasyonumuz var. Yıllık enflasyonumuz çok büyük risk oluşturacak durumda değil. %5 ila 10 arası. Ana ekip bunu arttırsa bile %10'dan fazla arttırmaması gerektiğinin farkında. O yüzden çok büyük bir risk değil. Orta bir risk, orta küçük bir risk diyebiliriz. Grafik konsolidasyonunu tamamlamış. Konsolidasyonunu tamamlamış bir proje olduğu için zaten toplam token miktarı cüzdanlarda homojen dağılmış. O yüzden grafik konsolidasyonunda risk yok. Güzel bir dağılımı var. Neredeyse Ethereum kadar güzel bir dağılım var. Borsalarda çok fazla borsada olmadığı için burada çok ufak bir risk var diyebiliriz. Çok yüksek değil. Ama bunların hepsi bir anda bu projeyi delist etmezler. Öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Bir riskimiz şu. Proje, bu blockchain belli bir proje için, yani kaynak paylaşım için, hard diskindeki kaynak yer alan paylaşım için yapılmış bir şey. Bu sistemin işleyişinde bir problem olur ileriki zamanda ve ana ekip bunu belki çözmekte zaman kaybedebilir veya problem yaşanabilir. Bu gibi durumlarda şiddetli düşüşler yaşanabilir tabii ki. Böyle bir şey, böyle bir risk var. Ben bu riski çok az görüyorum. Yani şu anda bile bu hali bile tıkır tıkır çalıştığı için bu riski çok çok az görüyorum. Dediğim gibi bir riskimiz daha var. Bu diğer blockchain'lerle aynı mantıkta değil. Diğer blockchain'ler koskoca bir derya. Bu derya üzerinde ciddi projeler yapılabiliyor. Ama bu koskoca bir derya değil. Bu blockchain bir fikir ve bir sorunu çözmek için oluşturulmuş. O yüzden mesela Sia Coin'in hiçbir zaman gelip ilk 5'te bir yerde oturabileceğini ben öngörmüyorum. Ha ben elinizde Sia varsa bunu kötülemek için söylemiyorum. Söyleme sebebim şu. Bunlar bir deryalar. Deryayı teşkil ediyorlar. Bu belli bir sorunun çözümü üzerine geçmiş bir derya. Orta şiddetli bir derya. O yüzden mesela Sia Coin gelebilir. Belki 14'lere 15'lere tıkır tıkır işlediği için gelebilir. Oralarda durabilir. Bu da çok çok büyük bir başarıdır. Ama oradan yukarıya çıkmasına bence izin vermezler. Böyle bir durumu var. Bir de şuna gelelim bunu unutmadan. Artılarını da söyleyeyim. Artıları da her şey tıkır tıkır çalışıyor. 6 yıl boyunca hiç durmadan istikrarlı bir şekilde devam etmiş. Toplam kaynak artış hızı azalarak sürüyor. Çok ciddi artılar bunlar ve cüzdan dağılımı gerçekten harika. Yani çalışan bir proje bu. Hani hep konuşuyoruz ya, gerçek hayatta bizi etki altına alan, kullanımımıza alınmış projeler henüz hala olmadı falan diyoruz. Önceki videolarda Veti inceledik, VeChain. Mesela öyle bir şeyin peşinden koşuyorlardı. İşte CXP'nin ufak tefek böyle şeyleri var. Walton Chain böyle bir şeyin peşinden koşuyordu ama henüz tam gerçekleştirememişti. Sia Coin, evet gerçekte elimizde tuttuğumuz bir süt kutusuyla alakası yok. Ama Dropbox'ın
Dijital ve merkezsiz olan versiyonu. Dijital değil işte, merkezsiz olan versiyonu. Dropbox da dijital. Merkezsiz olan ve çalışan blockchain'e bağlı versiyonu ve tıkır tıkır çalışıyor. O yüzden çok önemli bir proje. Olumlu olumsuz yorumlar bunlar. Kapatacaktım videoyu ama şunu unuttum. Hemen buraya gelelim. Şunu da kapatalım. Bu da uygulamamız. İndirdik az önce Sia'nın kendi web sitesinden. Şuradan. İndirdiğimiz zaman karşımıza bu çıkıyor. Loading yapıyor. Ve diyor ki bir cüzdan oluştur veya var olan cüzdanı seed'den geri getir diyor. Bir cüzdan oluştur diyoruz. Ve bunu hemen kopyalıyoruz. Bize 28 tane kelime veriyor. Kopyaladığımız 28 tane kelimeyi buraya yapıştıralım. Bu 28 kelimeyi kaybedersek bu iş bitti arkadaşlar. Bunu kesinlikle kaybetmeyin. Hatta kaybettiğiniz zaman bu uygulamayı tekrar açtığınız zaman bile problem yaşayabiliyorsunuz. Ben şimdi şunu 4-4 ayırayım. Çünkü bana soracak. Bana sorduğunda yamulmayalım. Evet, 4-4 ayırdık. Next diyorum. Bana 7.'yi sordu. 4, 5, 6, 7. Pardon, love'dan sonrasını soruyor zaten. Şurada gun. Sonra akustikten sonrası dozen. Gift diye bir kelime. Ondan sonrası tail. October'dan sonrası da building diyor. Evet. Devam dedim. Söylediğim gibi bunu kaybederseniz bu uygulamayı kapatıp açtıktan sonra bile problem yaşayabilirsiniz. O yüzden onu kesinlikle kaybetmeyin. CI'yi kullanacaksanız. Diyor ki biz senkronize oluyorum diyor. Bu senkronize oluyorum dediği bütün blockchain'in bütün altyapısını, önceki transaction'ları, şunları bunları, bütün veriyi bu uygulamanın içerisine şu anda indiriyor. Ben bu Go to Dashboard'a basacağım. Bastığınız zaman geliyorsunuz, kullanım başlıyor. Fakat şurada senkronizasyon devam ediyor. Bunu yaptığı sürece bilgisayarınızın internetini kullanır, yani haberiniz olsun. Buradan Build on Sia diyor. Buna basarsanız sizi dokümantasyona yönlendiriyor. Web sitesindeki dokümantasyondan bir sayfaya yolluyor. Ve siz buradaki verileri kullanarak bir web sitesi yapabilirsiniz. O web sitesinin de Sia'nın altyapısıyla alakası olabilir. Bu teferruatlı bir konu, girmiyorum. Wallet'a geldiğiniz zaman cüzdanınız bu. Cüzdanımızın private key'i yok. Elimizde mnemonic key'imiz var. O da burada zaten, gördüğünüz gibi. Wallet de burada. Transaction'larınızı gösteriyor. Send derseniz gönderiyorsunuz. Receive derseniz alabiliyorsunuz. Generate new address dersem adresimi verecek bana. Gönderim alım işini bu şekilde yapabiliyorsunuz. Burada asıl mevzu bu uygulamadaki şu. Rent ve host. Host'a gelip add a folder derseniz bir folder seçeceksiniz. Bir alanınızı paylaşır hale geleceksiniz. Ve birileri sizin alanınızı kullanırsa, siz buraya hizmet ettiğiniz için SC kazanmaya başlayacaksınız. Fakat ben bunu denemedim. Bunu sizin deneyip sonucunu görmeniz lazım. Burada birkaç tane kriter var. Bastınız, bir klasörü seçtiniz, aktif ettiniz, çalıştırmaya başladınız. O sırada sizin internetiniz de kullanacak. Çünkü size veri gönderecek. Siz de ona veri göndereceksiniz gibi şeyler olacak. Bu ne kadar internetinizi yorar? Hard diskinizi kullanırken ne kadar gelir gider veya sizin bilgisayarınızı kasar mı? İşlemciniz veya fanlarınız hızlı çalışır mı? Eğer böyle şeyler olursa ciddi elektrik parası gelebilir. Bunları göz önünde bulundurmanız lazım. Testinizi yaparken kısa aralıklı testler yapmak veya test yapmak istemiyorsanız internetten daha detaylı araştırma yapmak zorundasınız. Ben bu videoyu zaten aşırı uzadı. Oralara girememem. Giremiyorum yani. Rent'e girdiğiniz zaman da siz host yapan birisine dosyanızı paylaşmış oluyorsunuz. Setup alanınızı diyorsunuz işte. Dosya gönderiyorsunuz ve dosyanız orada duruyor. Dropbox gibi kullanabiliyorsunuz. Bunun arayüzü bu. Bunu kapatırsam eğer, şuradan sağ klik kapat diyorum. Senkronizasyon yaptığı için hemen kapanmıyor. Bekliyor 30 saniye, sonra kapanıyor. Tekrar açtığınızda size tekrar bunu soruyor. Haberiniz olsun yani, bunu kesinlikle kaybetmemeniz lazım. Zaten cüzdanınızı kaybedersiniz bunu kaybederseniz. O yüzden bunu kaybetmeyin. Videoyu kapatmadan önce son bir şey söyleyeceğim. Şurada atladım şunu. Ana web sitesinde şurada Skynet diye bir şey var. O kadar çok şey var ki projede. Birçok şey atlamış olmama rağmen bakın yetişemiyorum. Bakın Skynet diye bir şey yapılmış. Bu Skynet, Sia blockchain'in üzerindeki bu hard diskten alan paylaşım sistemini kullanarak dokümantasyondaki her şeyi ciddi bir şekilde okuyup anlamış birileri tarafından yapılmış bir dosya paylaşım web sitesi. Bunu WeTransfer gibi düşünün mesela. Burada browse diyorum. Masa üstünden bir dosya seçiyorum. Geldim masa üstüne. Şuradan kilo bir UO diye dosyayı seçtim. Open dedim. Bakın yolluyor. Processing diyor. Proses de bitti, yolladı. Ben dosyayı upload ettim. Copy link dedim. Ben bunu birinize gönderdiğim zaman onu eğer yapıştırıp enter'a basarsanız çat diye indiriyorsunuz. Yani bildiğiniz dosya paylaşım web sitesi yapılmış ve inanılmaz hızlı. Öyle böyle hızlı değil. Burada bir para ödemiyorsunuz. SC ile de bir bağlantısı yok. Ama Sia'nın blockchain sistemini kullanıyor. Aynı zamanda buradan aşağıya geldiğimiz zaman bakın skydrain.net, sialoop.net, skynetluxor.net bir sürü web sitesi var. Bir sürü
Siyan'ın altyapısı kullanılarak burada bazı işler yapılmış. Bunlar neden bedava? SC ile neden bağlantıları yok? Onları bilmiyorum ama bir sürü web sitesi var ve burada sadece benim gördüklerim bunlar. Başka web siteleri de var. Yani uzun lafın kısası, SİA çok dikkat edilmesi gereken önemli bir proje. Ha, değeri son dönemde şu anda 10x vurduğu için tabii ki 10x'ken almak riskli olabilir. Daha yukarı gider mi, aşağı gider mi? Onları bilemeyiz. Yatırım tavsiyesi yapamıyoruz. Ama altı sağlam devam eden blockchain piyasasındaki en önemli projelerden bir tanesi. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.